Öncelikle Yap Gazetesi'yle ilgili olarak sizleri Kuzey Kıbrıs Türkleri'nde görmekten ben de çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve size bir kere daha da teşekkür etme fırsatı bulduğum için de memnunum. Adıyaman'daki toplantıda bize çok sıcak, samimi ilgi gösterdiniz. Bizi ödüle layık gördünüz. O bakımdan bütün üyelerinize teşekkür ediyorum. Tabii dediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına gelinceye kadar Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda yaşadıkları tabii unutulacak olaylar değil. Toplu mezarlardan, başlayından yoldan almalar. Ama neyse de Anavatan Türkiye'nin desteğiyle müzelerimizi bir devletle taşlandırmış bulunuyoruz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da bulunuyorsunuz. Bugün yaşadığımız bu olay bile bu müzelerimizin nasıl bir devletle taşlandırıldığını göstermesi bakımından fevkalade anlamlı. Tabii ki bu noktaya gelişimiz elbette bizim mücadelemiz, bizim gayretlerimiz ama anavatanımızın da desteğiyle olmuştur. Anavatan hükümetlerinin, anavatan halkının desteğiyle olmuştur. Bugün yine biz kendimizi tabii ki anavatandan ayrı yaşamakla birlikte Kıbrıs'ta yaşayan Türkler olarak görüyoruz ki gerçek budur. Belki Rumların ve dış dünyanın bize anlayışsız davranması da Türklüğümüzden dolayıdır herhalde diyeceğim. Çünkü her zaman olay çıkaran Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan kovmak için mücadele eden Rum tarafı hep mükafatlandırılmıştır. Kendi kimliğini, dinini, dilini, milliyetini korumak için bu topraklarda mücadele eden direnen Kıbrıs Türk halkı ise de hep mağdur edilmiştir. İşte bugün de gördüğünüz gibi ambargolar altında yaşamaya mahkummuşuz gibi maalesef biz ambargo uygulanmaktadır. Halbuki ambargo suçlu tarafa uygulanır. Suçlu taraf Rum tarafı Yunanistan. Onlar ödüllendirilmiş Avrupa Birliği ile. Biz ise Avrupa Birliği'nin ambargolar altında yaşamaya devam ediyoruz. Sorduğunuz zaman da bir anlaşma olunca nasıl olsa ambargolar kalkacak diye günü geçirmeye çalışıyorlar. Halbuki anlaşmamak için de direnen karşı unsur var.